Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere bir benimle hazırlanan videosu çekiyorum. Bugün çok yakın bir arkadaşımın doğum günü var ve ben de ona gideceğim ve gitmeden önce nasıl bir makyaj yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. İzlemeye geçelim. Öncelikle makyaj masamda çekiyorum videoyu, fark ettiğiniz gibi. O nedenle böyle sürekli ürün almalar falan, biraz şuralarda olacağım sürekli ama şimdi göz üstüme kapatıcı uyguluyorum. Bu arada bunların hepsini açıklama kısmına yazacağım. O yüzden çok böyle ürün isimleri vermiyorum videoda. Sephora'nın şu paletini kullanacağım. Bu paletinde böyle gümüşümsü renkler var ve buradan da şu anda kitapların üstünden kameramı görebilirsiniz. Böyle mavimsi renkler var ve şu kenarında bir fırça temizleyici var. Böyle fırçanız kirliyse buraya sürüp temizleyip kullanabiliyorsunuz. Bence çok dahiyane bir fikir. Şimdi buradaki bu ten rengini alıyorum. Çok fazla tozutuyorlar bu arada. Bunu göz kapağıma uyguluyorum. Karıştırma fırçamı alıyorum. Paletin içinden çıkan bu fırça. Bununla buradaki bu füme rengini gözümün katlanma kısmına uyguluyorum. Bunu böyle göz kapağımı karıştırdıktan sonra Essence'in elimde To Glam To Give A Damn isimli bir paleti var. Buradaki şu morumsu rengi alıyorum. Mürdüm rengini. Bununla birazcık daha böyle gözün iç kısımlarına uyguluyorum. Gözüküyorsun. Hızlıca koşayım mı? Hızlıca koşarsan da görünürsün. Sephora paletindeki böyle açık gümüş rengini gözümün iç kısımlarına ve ortalarına uyguluyorum. Bu sayede böyle daha kat kreisimsi bir görünüm elde ediyoruz. Şimdi sadece kirpik diplerime çok azıcık eyeliner uygulayacağım. Fenty Beauty'nin eyeliner'ını alıyorum. Yine Essence'in paletini alıyoruz. Buradaki bu sarı rengi göz pınarlarıma uygulayacağım. Çünkü neden olmasın. Şimdi bu şekilde birazcık dursun gözüm. Ben cilt makyajına geçeyim. Yine Essence'in Prime Plus Studio isimli bu bazını uygulayacağım. Bu böyle... Bakın şimdi rengine. Gri ama güzel bir baz. Biraz önce kameranın bu sarı sorununu da çözdüm. Şimdi ben bazımı sürdüm. Fondöten sürelim. Fondöten olarak Benefit'in Hello Happy fondötenini mi sürsem? Çünkü bu böyle şey, sürdükten sonra cildimde böyle şey bir doku bırakıyor. Böyle sanki kendi tenimmiş gibi. Çok hoşuma gidiyor. Ve şu anda bu 3 numara. Zaten önceki videolarda da söylemiş olmam lazım. 3 numara olduğu için böyle ben bunu bir ay bile kalmadan kullanamayacağım artık. O yüzden de hazır böyle tenime uyuyorken kullanalım. Bu arada böyle çok abartılı bir makyaj yoktu aklımda. Eğer video çekmeseydim gerçekten çok böyle hafif bir şey yapacaktım ama şimdi videoya çekeceğim için dedim ki bari biraz böyle abartılı olsun. Çektiğime değsin yani en azından. Yine Essence'in kamuflaj kapatıcısını alıyorum. Çok fena bir şekilde bu çizgilere doluyor. O yüzden hemen pudralıyorum. Becca'nın Hydra Mist pudrasını alacağım. Göz makyajına devam edelim. Yine ben şu sarı rengi birazcık daha süreceğim. Hatta bunu başka bir sarı mı kullansam bilmiyorum. Sanki hemen gidiyor gibi ama son bir şans verelim. Yok ya, böyle sapsarı dursun istiyorum. O yüzden Fenty Beauty'nin yine Kilowatt Highlighter'larından Tropy Wife isimli bu rengi uygulayacağım. Çünkü bunu ancak bu şekilde kullanabilirim. Bundan bir highlighter olmaz maalesef.
Yani ton olarak aynı ama bunun pigmenti çok daha fazla. Göz altıma da mor uyguladım ama böyle kalmasın. Bir de mor göz kalemi sürelim. Essence'in yine. Extreme Lasting'lerinden 8 numara. Retrobeer Unicorn isimli renk. Aa, çok fena. Şu an sanki doğum günü kızı ben oldum. Çok fazla abarttım şu an. Farkındayım. Bunu kızacaklar hatta. Ama olsun. Çok güzel oldu. Evet, şimdi maskara uygulayalım. Maskara olarak elime yeni ulaşan bir şey deneyeceğim. L'Oreal Paris'in Unlimited maskarası. Wow! Daha ilk sürüşte. Nasıl ya? Efsane. Şaka mı? Gerçekten mükemmel. Bu arada indirimsiz fiyatı bu maskaranın 70 küsür. İndirimde gördüğünüz anda lütfen bunu kapın. Hayatımda kullandığım en güzel maskara olabilir. Gerçekten abartmıyorum. Çok beğendim. Kendi kendime nazar değdirdim şu anda. Flamers Sculpting Kit'ini kullanacağım. Yüzyıllardır favorim olan Mary Luminizer'ı kullanalım. Allık uygulayalım. Şimdi şöyle bir şey var ki yeterince dallı bir göz makyajı yaptığımız için cildi olabildiğince sönük tutacağız. O yüzden böyle çok hafif pembeli bir allık uygulayacağım. Pastel 20 numara. Son bir adım kaldı. O da Benefit'in Brow Contour Pro isimli kalemiyle kaşlarımı doldurmak. Bu 5 aşamadan oluşuyor ve inanın şu an o kadar bile vaktim yok. Ben şu açık tonunu kaşın ön kısımlarına uyguluyorum. Bu arada wow wow wow. Çok yumuşak bir kalem. Gerçekten yumuşacık. Çizdiğim gibi bir sürü hemen çiziliyor. Makeup Forever'ın Mist & Fix Spray ile makyajımı sabitledim. Çok güzel kokuyor da gerçekten. Ve doğum günü için hazırım. Ben şimdi hemen bir devara takarak evden çıkıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve böyle bu tarz renkli makyajlar yapmamı istiyorsanız lütfen yorum olarak bırakın. Ayrıca videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ayrıca sizin de böyle denediğiniz farklı renk kombinleri varsa lütfen benimle paylaşın. Çünkü ben çok seviyorum. Pembe ile kırmızı olsun, turuncu ile kahve olsun, morla, ne bileyim bu gördüğünüz gibi sarı olsun, gümüşle pembe olsun. Hepsi bence çok güzel ve denemeye açığım. Fikirlerinizi bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel kalın. Hoşçakalın.